Geçtiğimiz gün X'te karşıma çok ilginç bir haber çıktı. Daha doğrusu beni takip edenler bana bir link gönderdiler ve Ayhan gerçekten bu doğru mu? Bu mümkün mü diye de sordular. Ben de merak edip linke tıkladım. Gerçekten de ilginç bir bilim haberi vardı. Harvard'daki bir grup bilim insanının iddiasına göre bütün kainat 10 üzeri 139 yıl içerisinde aniden yok olabilirdi. Büyük bir negatif enerji balonu bütün evrenimizi büyük bir patlamayla anında ortadan silebilirdi. Haber çok ilginçti. Ben de merak edip kaynağına gittim ve karşıma 2018 yılında yazılmış bir makale çıktı. Aslında ben buna benzer bir konuyla alakalı daha önce bir video yapmıştım. Beni takip edenler bilirler. Orada da bu ani yok oluş şeklinden farklı bir açıdan bahsetmiştim ama çok detaya girmemiştim. Fakat bu makale daha fazla detay veriyor. Üstüne üstlük suçluyu da bize gösteriyordu. Higgs bozonu. Evet karşımızda son derece ciddi bir araştırma ve sonuçları var. Ve eğer bu sonuçlar doğruysa Higgs bozonu ve Higgs alanı bütün kainatı bir anda yok edebilir. Bu son derece ironik çünkü evrenimizin varoluşunun temel sebeplerinden biri Higgs alanı ve Higgs bozonu. Nasıl olur da evrenimizi var eden şey aynı zamanda onu yok edebilir? 20. yüzyılın başlarında bilim dünyasının bir numaralı sorularından biri evren nasıl var oldu sorusuydu. Aslında o dönem bilim dünyasında sabit bir evren modeli vardı. Bu inanışa göre evrenin bir başlangıcı yoktu. Doğal olarak sonu da olamazdı. Evren hep stabildi, hep sabitti. Hatta Einstein da kariyerin başında buna inanıyordu, buna inanmak zorunda kalıyordu. Fakat daha sonra evrenin stabil olmadığı gerçeği önce matematiksel formüllerde ortaya çıkmaya başladı. Ardından da Edwin Hubble gibi gözlemciler evrenimizin stabil olmadığını, hareket ettiğini, büyüdüğünü, genişlediğini keşfettiler. E, evren genişliyor madem o zaman bir başlangıç olmak zorunda. İşte Büyük Patlama yani Big Bang hayatımıza bu şekilde girdi ve son yıllarda yapılan çalışmalar Büyük Patlamanın gerçek olduğuna dair önümüze çok sağlam kanıtlar sundu. Hepiniz biliyorsunuz ama şöyle kısaca bir tekrarlayayım isterseniz. Bundan 13.7 milyar yıl önce o civarlarda hiçbir şey yoktu. Evren tamamen yokluktan ibaretti ama bir şekilde bir anda bir noktada büyük bir patlama ceryan etti ve evrenimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. İlk parçacıklar, ilk atomlar, moleküller, gaz devleri, yıldızlar, galaksiler derken bu noktaya geldik. Ama madem evrenin bir başlangıcı var, o zaman düz insan mantığına göre bir de sorunun olması lazım. O yüzden bilim insanları son yıllarda bu soruyu sormaya başladılar. Evren nasıl son bulacak? Nasıl ölecek? İlk başlarda birçok insan büyük patlamanın sonunun büyük çöküş olacağına inanıyordu. Buna göre evrenimiz bir şekilde büyüyecekti, büyüyecekti, büyüyecekti. Ardından bu büyüme yavaşlayacaktı. Daha sonra da merkezdeki kütle çekim galip gelecekti ve evrenimiz kendi içine doğru hızla çökecek ve bum. Fakat daha sonra yaptığımız çalışmalarda tuhaf bir şey fark ettik. Evrenimizin büyüme hızı yavaşlamıyordu, aksine artıyordu. Yani büyük çöküş teknik olarak pek mümkün değildi. E o zaman ne olacaktı? Başka bir teoriye göre de evrenimizin büyüme hızı gittikçe artacaktı, hızlanacaktı, hızlanacaktı ve bir noktadan sonra evrenin bu büyüme hızı o kadar artacaktı ki bu şiddet uzay zaman dokuzunu yırtıp parçalayacaktı. Ve böylece Big Rip yani büyük yırtılma ve yok oluş ortaya çıkacaktı. Ama benim kişisel favorim olan evrensel yok oluş teorisi ise evrenin ısıl ölümü. Termodinamik yasalarını temel alan bu kurama göre evrendeki potansiyel enerji sürekli olarak işlevsiz enerjiye dönüşüyordu. Yıldızlarda, gezegenlerde, galaksilerde potansiyel olarak depolanan bu enerji zaman içerisinde evrene yayılacak ve işlevsiz hale gelecekti. Yıldızlar ve gezegenler ölecekti. Kuantum tünellemesi bu ölmüş nesneleri ilerleyen dönemlerde kara delikleri dönüştürecekti. Ve bu kara delikler trilyonlarca yıl içerisinde yavaş yavaş buharlaşacaktı ve sonunda onlar da yok olacaktı. Birkaç yüz katrilyon yıl sonra evrende madde namına hiçbir şey kalmayacaktı. Var olan her şey çözülecek, enerjiye dönüşecekti. İşlevsiz saf enerjiye dönüşecekti. Ve bir noktada bu enerji evrenin her noktasına eşit olarak dağılacaktı. İşte bu da evrenin ısıl ölümüne sebep olacaktı. Çünkü enerji her noktada eşitse hiçbir hareket gerçekleşmez. Hareket yoksa, etki tepki yoksa, reaksiyon yoksa artık hiçbir şeyin varlığından bahsedemeyiz. Bu model son yıllarda bilim dünyasında çok popülerlik kazanmıştı fakat birkaç yıl önce bilim insanları başka bir ölüm yolu daha keşfettiler. Evreni bir anda puf diye yok olması. Harvard'daki bir grup bilim insanının yayınladığı makaleye göre evrenimiz 10 üzeri 139 yıl içerisinde büyük bir patlamayla aniden diye yok olabilir. Ve bunun sorumlusu da az önce size söylediğim gibi Higgs bozonu. Şimdi bilmeyenler için şöyle kısaca bir tekrar edelim. Nedir bu Higgs bozonu? Higgs bozonu en basit tabiriyle evrenin var olma sebebidir. Çünkü o enerjiye kütle kazandırıp onu maddeye çevirir. Saf enerjinin maddeye dönüşmesinde Higgs bozonunun ve Higgs alanının kilit rolü vardır. Atom altı evrendeki her şey parçacıklardan oluşur. Bu parçacıkların bazılarının hiçbir kütlesi yoktur. O yüzden de ışık hızında hareket ederler. Mesela fotonlar gibi. Fakat bazı parçacıklarında kütleleri vardır. Onlara kütle kazandıran şey de Higgs bozonu ve Higgs alanıdır. Şimdi foton gibi bazı parçacıklar bu Higgs alanında rahat bir şekilde geçerler. Hiçbir engeli takılmazlar. Ama kuarklar ya da leptonlar bu alandan geçerken bozonlara takılırlar. Higgs bozonlarına takılırlar. Bu yüzden de yavaşlamak zorunda kalırlar. Yavaşladıkları için de kütle kazanmaya başlarlar. Kütle kazanmaya başlayan bu parçacıklar atom altı diğer parçacıkları ortaya çıkartırlar. Protonlar ve nötronlar gibi. Ve bildiğiniz gibi protonlarla nötronlar yanlarına elektronları da alarak atomları oluştururlar. Atomlar elementleri, elementler molekülleri, moleküller de maddeyi yani bildiğimiz her şeyi ortaya çıkartırlar. İşte benim şu anda bu kameranın karşısında oturup konuşabiliyor olmamın sebebi, sizin beni ekrandan izleyebiliyor olmanızın temel sebebi Higgs bozonu ve Higgs alanı. Higgs bozonunun varlığını uzun zamandan beri biliyorduk fakat kanıtlanması için 2012 yılını beklememiz gerekti. 2012 yılında CERN'deki büyük hadron çarpıştırıcısı Higgs bozonunun varlığını büyük oranda kanıtladı. Peter Higgs haklıydı. Enerjiyi maddeye çeviren bir şey vardı. Yüksüz parçacıkları yavaşlatan, onlara kütle kazandıran bir şey vardı. Ardından bilim insanları Higgs bozonunun kütlesini hesaplamaya başladılar. Ve 2013 yılında hata payı en düşük olan oran ortaya çıktı. Higgs bozonunun kütlesi 125,35 giga elektron volttu. E bu da güzel. Hem bozonu keşfettik hem de kütlesini keşfettik. E o zaman kafamıza takılan kısım ne? İşte 2018 yılında daha doğrusu 2015 yılında Harvard'daki grubun aklına takılan şey şuydu. Higgs bozonunun kütlesi değişebilir mi? Maddenin kütlesinin değişebildiğini biliyoruz. Sıcaklığa, basınca vesaire göre değişebiliyor. Ama peki ya maddeyi daha doğrusu elementleri oluşturan atomların kütlesi değişebilir mi? Evet gayet tabi atomların kütlesini de değiştirebilirsiniz. Ağırlaştırabilir ya da hafifleştirebilirsiniz. Ama bunu yaptığınız zaman atom bambaşka bir şeye dönüşür. Mesela hidrojenin kütlesiyle oynadığınız vakit onu helyuma hatta karbona bile çevirebilirsiniz. Peki ya atomu oluşturan parçacıkları oluşturan temel parçacıklar onların kütlesi değişebilir mi? Yapılan araştırmalara göre atom altı evrendeki temel parçacıkların kütleleri de değişebilir. E peki ya Higgs bozonu onun kütlesi değişebilir mi? İşte Harvard'da ekibin iddiasına göre Higgs bozonunda kütlesi değişebilir. Fakat bunun sonuçları evleniniz için büyük bir felaket de olabilir. Çünkü eğer Higgs bozonunun kütlesi azalırsa bu bir negatif enerji balonu yaratır. Size bunu şöyle bir örnekle açıklayayım isterseniz. Higgs bozonunun yer aldığı Higgs alanını evrenin zemini olarak düşünün. Bu zemin evrenin her noktasında aynı yükseklikte. Yani arada hiçbir girinti çıkıntı yok. Fakat eğer bilim insanlarının dediği şey doğruysa evrenin bu zemininde bazı çökmeler veyahut da bazı yükselmeler olabilir. İşte bu yükselmeler ya da çökmeler Higgs alanında bir zincirleme reaksiyon yaratabilir. Aniden evrendeki Higgs bozonlarının tamamının kütlesi değişebilir. Bu o kadar hızlı gerçekleşir ki evren bir anda bum diye yok olur. Çünkü size söyledim maddeyi madde yapan temel şey Higgs bozundur. E onun ayarı bozulursa madde dediğimiz her şeyin de ayarı bozulur. Peki böyle bir şey gerçekten olabilir mi? İşte Harvard'da ekibe göre bu mümkün ve olacak da. Matematiksel hesaplamaları göre 10 üzeri 139 yıl içerisinde bu olay gerçekleşecek. Yani Higgs bozonunun kütlesi değişecek. Ve bu değişim evrenin tamamının yok olmasına sebep olacak. Çok hızlı bir yıkım yaşanacak. Kimse ne olduğunu anlamayacak. Fakat bu olayın tam olarak ne zaman ve nerede yaşanacağını bilmiyoruz. Belki birkaç dakika sonra, belki de birkaç yüz katrilyon yıl sonra. Ama bir yerde bir şekilde mutlaka olacak. Ama siz benim böyle kesin konuştuğuma bakmayın. Çünkü başka bilim insanlarına göre bunun olmaması da mümkün. Bu varsayıma da itiraz eden bir sürü bilim insanı var. Onlara göre evrenimizin var olma sebebi Higgs bozonu kütlesinin sabit kalması. Bir grup bilim insanına göre bizim evrenimiz aslında başarılı olmuş nadir örneklerden biri. Belki de sadece tek bir tanesi. Bazı bilim insanlarına göre büyük patlama birçok sefer gerçekleşti ama şartlar uygun bir şekilde ortaya çıkmadığı için de bu patlamalar başarısız oldu. Belki de bazılarında Higgs bozonu kütlesi yetersizdi, bazılarında kütlesi aşırı fazlaydı. Bu sonsuz başarısızlıklar yığını içerisinde bizim evrenimiz başarılı olan nadir örneklerden biri olabilir. O yüzden de böyle bir felaketi hiçbir zaman yaşamayacak da olabiliriz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de Higgs alanındaki bir dalgalanma bütün kainatı yok edebilir mi? Yoksa bu tamamıyla bir varsayımdan mı ibaret? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Artı olarak böyle ilginç makaleleri denk gelirseniz X veyahut da Instagram hesabıma mutlaka gönderin. Eğer aklıma yatarsa onlarla alakalı da videolar yapmaktan mutluluk duyarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.